Gündemimiz elbette İran. İran'da önceki gün gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahian son yolculuklarına uğurlanıyorlar şu dakikalarda. Tahran'a gideceğiz şimdi. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve Halil Kahraman kazanın ilk anından beri oradalar. Gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Bugün Tahran Üniversitesi'nde şu sıralarda cenaze namazı kılınacak. Detaylar için Fulya'ya bir gidelim. Ardından da konuğumuz var, konuşmayı sürdüreceğiz. Fulya, günaydın. Nedir oradaki durum? Cenaze töreni düzenleniyor bir yandan. Sen de oradasın ilk günden beri. Alalım detayları, oradaki atmosferi senden. Burçak, teşekkür ediyorum. Halil Kahraman'la beraber başkent Tahran'dayız. Şu an Tahran Üniversitesi'ne yakın bir noktadayız. Bakın, Halil gösterecek, gerçekten on binlerce kişi Tahran Üniversitesi'ne doğru yürüyor. Birçok noktada kalabalık var. Biz daha böyle nispeten sakin bir sokaktayız. Şimdi tabii namaz başlayacak ama zannediyorum bir yarım saat sonra cenaze namazı kılınacak. İran'ın dini lideri Hamaney kıldıracak cenaze namazını. Şu an cenaze törenine katılmak için gelenler burada ikramlarla karşılaşıyor. Zaman zaman İran'ın Cumhurbaşkanı, hayatını kaybeden İbrahim Reisi için bestelenen şarkılar çalıyor. Az önce bir şarkı çalıyordu. İbrahim Reisi için "Sen Kasım Süleymaniye, Kasım Süleymani'nin yanına gittin, şehitlerimizin yanına gittin" diyordu şarkının sözlerinde. Şu an tabii başta başkent Tahran sokakları olmak üzere İran sokaklarında her bir tarafta İbrahim Reisi'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin fotoğraflarını görmek mümkün. Şu an burada cenaze namazına, törene katılanlar için ikramlar var. Burada oturanlar var. Bakın, ileride Tahran Üniversitesi. Şimdi Halil'le beraber yürüyeceğiz. İnsanların ellerinde İbrahim Reisi'nin resimleri var. Hemen sol tarafta birçok noktada zaten bu görselleri görüyoruz. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ve beraberindeki heyet helikopter kazasında pazar günü hayatını kaybetti. Dün tören düzenlendi. Aslında ilk tören dündü. Tebriz'de düzenlendi. On binlerce kişi Tebriz sokaklarındaydı. Bugün Tahran'da tören düzenleniyor ki bugün aslında en büyük tören olacak diyebiliriz. İran'ın dini lideri Hamaney cenaze namazını kıldıracak. Sokaklarda, caddelerde, sağda, solda, her bir tarafta Cumhurbaşkanı, merhum Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet, helikopter kazasında hayatını kaybeden İranlı yetkililerin yine görsellerini görüyoruz sokaklarda. Epey aslında geniş güvenlik önlemleri de alındı başkent Tahran'da. Birçok sokak, cadde trafiğe kapatıldı. Yayalar ilerliyorlar. Şimdi Tahran Üniversitesi'nin çevresi müthiş bir kalabalık. Şimdi biz bir cadde üzeri, bir sokak üzerinden yürümeye çalışıyoruz. Birçok nokta var Tahran Üniversitesi'ne çıkan. O sokaklardan da insanlar hala ulaşmaya çalışıyorlar. Yoğun bir katılım olacağını söyleyelim. Bugün çünkü sadece Tahran Üniversitesi'nde değil tören, aynı zamanda Tahran Üniversitesi'ndeki cenaze namazının ardından İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in kıldıracağı cenaze namazının ardından cenaze korteji ve kalabalık on binlerce kişi Azadi Meydanı'na yürüyecekler. Azadi Meydanı'nda da bir tören olacak, onu söyleyelim. Ve bugün öğleden sonra saat 16'da devlet liderleri, yabancı konuklar için de bir tören düzenlenecek. Yani bugün başkent Tahran'da tüm gün neredeyse tören var. Özellikle yurt dışından çok sayıda katılımcının törenlere katılacağı beklentiler arasında Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran'da olacak. Cenaze merasimine katılacak. Yine birçok ülkeden önemli isimlerin de törene katılması bekleniyor ama yabancı konuklar için, devlet liderleri için dediğimiz gibi saat 16'da tören düzenlenecek. O 16'daki törende de çok sayıda ülkeden gelen
katılımcının olacağı tahmin ediliyor. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi Halil'le beraber Tahran Üniversitesi'ne doğru gidiyoruz. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Biz buradan duymaya başladık. Bu yürüdüğümüz sokağın başında ilahiler, İbrahim Deisi için bestelenen, ölümünden sonra bestelenen şarkılar, zaman zaman ağıtlar yükseliyor. Ellerde özellikle Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in resimlerini taşıyor cenaze merasimine gelen kalabalık. Katılımın yoğun olacağı bekleniyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren, çok erken saatlerden itibaren, zaten şu an İran'da saat 7.30. Türkiye ile arasında bir yarım saatlik bir fark var. Yarım saat ileride İran'ın saati. Şu an önümüzdeki galiba bir yarım saat içinde dini lider Hamaney'in başlatacağı cenaze namazıyla burada da on binlerce kişi cenaze namazı kılacak. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ve beraberindeki heyet buraya gelecek cenazeleri. Dün dediğimiz gibi Tebriz'deydi tören. İlk tören Tebriz'de düzenlendi. Bugün Tahran'da. Yarın Meşhed'de olacak. İbrahim Reis'i yarın Meşhed'de, doğup büyüdüğü yer olan Meşhed şehrinde toprağa verilecek. Dolayısıyla yarın da bir tören düzenlenecek. Bunu söyleyelim. Zaten cenaze törenleri, merasim 3 güne yayılmıştı. Dün Tebriz, bugün Tahran, yarın da Meşhed'de olacak. Ve İbrahim Reis'i, İran Cumhurbaşkanı, Meşhed'de defnedilecek. Şu an hala tam anlamıyla Tahran Üniversitesi'ne girmedik bakın. Biraz geriden başladık. Ama kaldırımda oturanları görüyorsunuz. Yoğunluktan dolayı içeriye giremeyenler var. Dışarıda bekliyorlar. Kiminin gözyaşı döktüğünü görüyoruz. Burada zaten İran'da 5 günlük yas ilan edilmişti. İran yasta ve İran Cumhurbaşkanı'na bugün veda ediyor. 2021 yılından bu yana görev başındaydı. Cumhurbaşkanlığı görevindeydi. Pazar günü 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırındaki Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le ortak bir baraj açılışına katılmıştı. Çok önemli mesajlar vermişti iki lider, iki isim. O törenin ardından helikopterine binip Tebriz'e inecekti. Tebriz'e gelecekti ki helikopterin düşmesi sonucu İran Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet hayatını kaybetti. Şimdi sol tarafı şöyle Halil Kahraman gösterecek. Gördüğünüz gibi burada merasime gelenler, cenaze namazına gelenler, başta İbrahim Reis'e son veda için gelenler. Çünkü bugün cenaze buradan ayrılacak, Meşhed'e gidecek. Ellerinde Reis'in resimlerini tutuyorlar. Ve burada hüzünlü bir bekleyiş var. Onu söyleyeyim size. Bakın daha içeriye giremedik. Caddenin, sokağın başından itibaren sadece tek bir sokak. Tabii bu Tahran Üniversitesi'ne çıkan birçok aslında sokak var. Her bir sokakta böyle yoğunluk var. Bunu söyleyelim size. Şimdi ilerlemeye de devam edeceğiz. Sağ tarafta hemen diğer yine kaldırımda oturanları görüyoruz. Şöyle Halil'le beraber. Ambulanslar burada bekletiliyor. Geniş güvenlik önlemleri de alınmış vaziyette. Birçok sokağın başında polis ekipleri bekliyor. Birçok zaten sokakta trafiğe kapatıldı. İnsanlar araçlarını epey uzak bir noktaya park ettiler. Kimi otobüslerle geldi ama dakikalardır yol yürüyerek aslında bu noktaya ulaştılar. Çünkü birçok caddede polis ekipleri şerit çekti ve trafiğe kapatıldı. Güvenlik gerekçesiyle polis ekipleri var. Herhangi bir olumsuz bir duruma karşı sağlık ekipleri de bekliyorlar. Ambulansları görüyoruz. Şimdi Halil'le beraber ilerlerken tabii her bir tarafta dediğimiz gibi İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in resimleri, afişler var. Tebriz sokakları da böyleydi. Tahran'da da böyle. Tahran'da da her bir noktada yine hayatını kaybedenlerin, helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin görselleri var. Şimdi ilerlemeye çalışıyoruz. Bakın yoğun bir
katılım var. İçeriye girmeye çalışacağız. Halil'le beraber İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in katılımıyla cenaze namazını Hamaney kıldıracak. Burada dualar yükselecek. Şu dakikalarda Kur'an-ı Kerim okunuyor. Ve daha sonra buradaki kalabalık ve cenaze korteji Azadi Meydanı'na doğru ilerleyecek. Burada katılan binlerce, on binlerce kişinin. Halil, şöyle de gösterelim. Bakın orası da çok kalabalık. Bakın diğer şimdi sokağı gösteriyor Halil. Otobüsler var. Birçok kişi otobüslerle buraya geldi. Ama hemen bakın Halil bir sokağı gösteriyor. Oradan insanlar da buraya doğru gelmeye çalışanlar var. Kaldırımda oturup bekleyenler var. Ağaçların altında oturup bekleyenler var. Çünkü içeriye girmek kolay değil. Halil gösterdin galiba değil mi? Şimdi tekrar şöyle sağa doğru girelim. İçeriye doğru. Evet, Halil gel şöyle girelim. Uyarıyorlar. Halil gel biz de şöyle girelim. Şimdi peki ne olacak bundan sonra? Seçim olacak İran'da. Bunu söyleyelim size. 28 Haziran'da seçim olacak. Bu süre zarfında tabii Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı Muhammed Muhbir yaklaşık 2 ay süresince Cumhurbaşkanlığı'nın görevlerini icra edecek. 28 Haziran'da da İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Şimdi İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 131. maddesine göre İbrahim Reis'in hayatını kaybetmesi üzerine Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhammed Muhbir 2 ay süresince Cumhurbaşkanlığı'nın görevlerini icra edecek ve bu süre zarfından sonra 28 Haziran'da da İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Şimdi dolayısıyla 2 ay sonra bir... Bizi almıyor mu içeriye Halil? Ama sen girebiliyor musun? Bu arada Halil sen istersen biraz gir içeriye, ben burada durayım. Tamam, ben giremiyorum ama sen girebilirsin. Doğru mu anladık? Erkekler giriyor galiba sadece. Hanımlar ne taraftan giriyor? Yan taraftan, tamam. Hanımlar diğer taraftan girecekmiş, şimdi beni uyardılar. Erkekler bu taraftan giriyor. Burada aktarıyor mu? Peki tabii içeriye girmeye çalışan insanları görüyorsunuz. Çok artı bir görüntü hoşuma. O zaman şöyle girelim, gel. Evet, gel o tarafa doğru gidelim. Kartı. O zaman burada duralım. Halil sen görüntü vermeye devam et o zaman. Peki. Şimdi İbrahim Reis'in, İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti, Ayetullah Ali Haşim, Hamaney'in Tebriz temsilcisi, Tebriz Cuma İmamı Ali Haşim, 4 önemli isim o helikopterin içindeydi. 3 kişi uçuş ekibinden, ikisi pilot, biri teknik ekip ve diğer kişi de İbrahim Reis'in korumasıydı. Ve bu helikopter kazasında ki birçok hala soru işareti var, neden meydana geldi, hava koşulları mıydı, teknik bir sıkıntı mıydı, pilot hatası mıydı, yoksa suikast mıydı? Soru işaretleri hala soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Net bir açıklama yok. Çalışmaların yapıldığı, soruşturmanın yürütüldüğü şeklinde İranlı yetkililerden açıklamalar geliyor. Ama tabii ki dünyanın gündemine oturan, ki aylarca da dünyanın gündeminde olacak bir konu bu. Bu helikopter kazası ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in ve beraberindeki heyetin bu kaza sonucu hayatını kaybetmesi pazar gününden bu yana bütün dünyada konuşulan en önemli gündem maddesi. Gözyaşı dökenleri görüyoruz. Şimdi Halil Kahraman gösterecek. Burada yine kadınlar, erkekler bekliyorlar. Yoğunluktan dolayı içeriye girmeyenler veya yoğunluk olduğu için girmekte zorlananlar dışarıda bekliyorlar, kaldırımlarda oturuyorlar. Gözyaşı döken bir hanımefendiyi görüyoruz. Elinde Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in
yine görselini taşıyor. Hemen arkada Kasım Süleymani, ki bu görsel çok birçok noktada gözümüze çarpıyor. Kasım Süleymani İbrahim Reis'i alnından öpüyor. Bu simge olmuş bir görseldir İran'da ve İran'ın birçok noktasında da bu afişleri, bu görselleri görüyoruz. Bugün bu merasime gelenler, cenaze törenine gelenler İbrahim Reis'inin resimlerini taşıyorlar. Kasım Süleymani'nin İbrahim Reis'i alnından öptüğü bu resmi ellerinde taşıyorlar. Zaman zaman bazı noktalarda bu vefatının ardından, çünkü şok etkisi yarattı gerçekten İran'da ve derin üzüntüyle karşıladı insanlar. Dolayısıyla İbrahim Reis'i için bazı sanatçılar ağıtlar, şarkılar yazdılar, bestelediler. İran sokaklarında da bazı noktalarda iki gündür bu şarkıları duyuyoruz. Daha doğrusu dünden bu yana diyeyim. Bazı yerlerde bu şarkılar duyuluyor. Ve Kur'an-ı Kerim yine okunuyor birçok noktada. Dün dediğimiz gibi Tebriz'deydi ilk tören. Bugün Tahran'da, yarın da Meşet'te bir tören düzenlenecek. İbrahim Reis'i doğup büyüdü, Meşet'te defnedilecek. Ve İbrahim Reis'i kimdir? Biraz da Reis'inin biyografisinden bahsetmek istiyorum. İran İslam Cumhuriyeti'nin son cumhurbaşkanı Reis'i 2021'de göreve geldi. Reis'i 2017'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi Hasan Ruhani karşısında kaybetmişti. 63 yaşında hayatını kaybeden Reis'i, dini lider Ali Hamaney'in halefi olarak görülüyordu. Yani İran'ın 3. dini lideri olacağı beklentiler arasındaydı. Reis'i İran'ın dini açıdan önemli şehirlerinden Meşet'te doğdu büyüdü. Ki yarın da Meşet'te son yolculuğuna uğurlanacak, defnedilecek. 1979'daki devrimin ardından farklı bölgelerde savcı olarak görev yaptıktan sonra 1985 yılında savcı yardımcısı olarak başkent Tahran'a gönderildi. Reis de 1995 yıllarında Tahran Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. 2019'da da yargı erkinin başına getirildi. İbrahim Reis de 2021 seçiminde ilk turda Cumhurbaşkanlığı görevi için yeterli oyu aldı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin 2021 yılından bu yana Cumhurbaşkanıydı. 19 Mayıs'ta hayatını kaybetti helikopter kazasında. Bir kez daha söyleyelim, şimdi ne olacak? İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 131. maddesine göre Cumhurbaşkanı'nın birinci yardımcısı, yani İbrahim Reis'inin yardımcısı Muhammed Muhbir bu görevi üstlenecek 2 ay boyunca. 28 Haziran'da da İran'da seçim olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Tabii sandığa katılım oranı ne olur? Adaylar kim olacak? Bu henüz bilinmez. Ama sandıklar 28 Haziran'da kurulacak. İran'da seçim 28 Haziran'da yapılacak. Şimdi Halil Kahraman canlı yayında ekrana getiriyor. Henüz cenaze namazı başlamadı. Bakın insanlar yani akın akın içeriye girmeye çalışıyor. Tahran Üniversitesi burası. Biz tam da üniversitenin kapısının önündeyiz. Üniversiteye, içeriye girmeye çalışan insanları görüntülüyor şu dakikalarda Halil Kahraman. Giremeyenler de işte sokaklarda, kaldırımlarda bekliyorlar. Bunu söyleyelim. Tabii şöyle ki, bugün bu cenaze namazı kılındıktan sonra yine Tahran Üniversitesi'nden, ki tırlar üzerinde getirildi cenazeler. Yine o tırın üzerindeki cenaze, ki bütün cenazeler bugün burada. Sadece İbrahim Reis'i ve heyetinin değil, helikopter kazasında hayatını kaybeden pilotlar ve yani bütün hayatını kaybedenlerin cenazeleri şu dakikalarda burada. Dini lider Ali Hamaney cenaze namazını kıldırdıktan sonra tırın üzerinde cenazeler buradan Azadi Meydanı'na doğru taşınacak ve arkasında da yine on binlerce kişinin yürüyerek Azadi Meydanı'na gideceğini, orada da bir tören düzenleneceğini söyleyelim. Şimdi şöyle ki, evet, bu ölüm, bu helikopter kazası,
neden oldu, niye oldu, ihmal miydi, pilot hatası mıydı, sabotaj mıydı? Pazar gününden bu yana, 19 Mayıs gününden bu yana bütün dünya soruyor. Bu kazaysa bu kaza niye meydana geldi? Evet, sisli bir hava vardı. Hava şartları mıydı gerçekten nedeni? Pilotun hatası mıydı? Yoksa işte 30 yıllık bir helikopterden söz ediliyor. Eski bir helikopterden söz ediliyor. Bir helikopter, helikopterdeki bir teknik sıkıntıdan mıydı? Bilinmiyor ama dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bir açıklaması oldu. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasında Amerikan ambargolarını sorumlu tuttu. Tabii farklı farklı açıklamalar geliyor, tepkiler geliyor. Ambargoların İran'da uçuş güvenliği sorunlarına yol açtığını vurgulayan Lavrov, Amerikan yapımı havacılık ürünlerine yönelik parçalara yasağın da dahil olduğu ambargolar insanların yaşamını tehlikeye atıyor dedi. Bunu söyleyelim. Ve bu çünkü İbrahim Reis'i taşıyan helikopter ABD yapımı Bell 212 tipi bir helikopterdi. İbrahim Reis'i ve beraberindeki heyet Bell 212 ABD yapımı bu helikopterde uçuyorlardı. Kazanın nedenini belirlemek için İran'da tabii bir soruşturma başlatıldı. Dolayısıyla bir yandan soruşturma devam ediyor, bir yandan da bu helikopterin enkazında ekipler çalışma yapıyorlar. Bir konuşulan konu, kara kutu bulundu mu bulunmadı mı, o helikopterde kara kutu var mıydı yok muydu, buna dair de resmi bir açıklama gelmedi açıkçası. Anladığımız kadarıyla önce şu an İran makamlarının odaklandığı konu bu cenaze merasimleri. Önce bu merasimler sağlıklı bir şekilde düzenlenecek. Defnedilecek İbrahim Reis'i ve hayatını kaybedenler. Defnedildikten sonra zannediyoruz bu kazaya dair İran makamları net bir basın açıklaması yapacaklar. Edindiğim bilgi bu yönde. Önce cenaze merasimleri, önce törenler, önce bu defin işlemleri ve bu yasın yas sürecinden sonra helikopter kazasının neden, niye olduğuna dair bir açıklama yapılacak. Soruşturmanın yine içeriğine dair yine bilgilendirme yapılacağı tahmin ediliyor. Bunu söyleyelim. Evet, şimdi şu an hala bakın Halil gösteriyor. İçeriye girmeye çalışan, Tahran Üniversitesi'ne gelmeye çalışan çok sayıda kişiyi görüyorsunuz. Dün de on binlerce kişi vardı yani Tebriz'de. Bugün de Tahran'da düzenlenen törene katılım son derece yoğun. İnsanlar sabahın bu saatinde düzenlenecek cenaze namazını kılmak için İbrahim Reis'e ve hayatını kaybeden helikopter kazasında Dışişleri Bakanı Abdullahian ve İranlı yine yetkililer ve o helikopter kazasında hayatını kaybedenlere veda etmek için, cenaze namazını kılmak için buraya geldiler. Henüz namaz başlamadı. Ali Hamaney'in gelmesi bekleniyor. Daha doğrusu geldiği de söyleniyor burada. Ama henüz namaz başlamadı. Bunu söyleyelim size. Buradan sonra da Azadi Meydanı'na doğru ilerleyecek kalabalık ve kortej. Helikopter sesi duyuyoruz. Helikopter hareketliliği var şu an. Güvenlik gerekçesiyle galiba. Havada helikopter. Şöyle Halil gösterelim istersen. Güvenlik gerekçesiyle olabilir. Havadan durumu görüntülemek, bakmak için polisin helikopteri olabilir. Ama yukarıda bir helikopter var. Zaten burada da gerçekten birçok noktada da İran polisinin almış olduğu güvenlik önlemleri var. Akın akın insanlar Tahran Üniversitesi'ne doğru geliyor. İbrahim Reis'e, Cumhurbaşkanı'na veda etmek için, cenaze namazını kılmak için dualar edecekler aynı zamanda. Ve buradan da kalabalık Azadi Meydanı'na gidecek. Saat 16'da da yabancı misafirler, yabancı konukların katılacağı bir tören düzenlenecek ki Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bu törende olacaklar diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım ama bir yandan da görüntü vermeye devam edelim. Sevgili Burçak.